Ayağını öyle attı, olmadı. Böyle attı, yine olmadı. Sağa yattı, poz verdi, olmadı. Sola uzandı, verdi pozunu, yine tutturamadı doğru açıyı. Birkaç gün önce Şevval Sam'ın tekne üzerinde tam 45 dakika süren selfie çektirme imtihanının bir benzerini bu kez Tuğba Büyüközköy'ün Bodrum sahillerinde yaşadı. Bir poz vereceğim derken ömründen ömür gitti. Ve işin finaline dikkat. Tuğba Büyüközköy'ün kırmızı kalemi eline alıp ayak bileklerine ne yazdı? Telefonla konuşurken aldığı çok önemli not neydi? Biraz sonra hepsi tek tek ekrana gelecek. Tuğba Büyüközköy, yüz güzelliğiyle bir dönemin Orta Doğu Balkanların en popüler kızıydı. Özellikle Arap coğrafyasında tapılacak kadın olarak anılıyordu. Kısacık saçları, kendinden emin duruşu, oyunculuğuyla dönemin Türkan Sultanı olarak gösteriliyordu. Önce kendimizi sevelim ya, çünkü kendimizi o kadar sevmiyoruz ki. Zaman içinde evlendi, çoluk çocuğa karıştı, sonra boşandı. Çalkantılı özel hayatı, dizi işlerini, oyunculuk işlerini aksattı. Filmlerin bu eşsiz anlatım dilini, iyileştirici gücünü, böyle bir konu üzerinde kullanması bence çok önemli. Evet, kısa bir kriz döneminin ardından Tuğba Büyüközköy'ün yine toparlandı ve ekranlara döndü. O Tuğba Büyüközköy'ün bugün de Bodrum sahillerinde görüldü. Bir başına inmiş sahillere Tuğba Büyüközköy. Artık iyice uzayan ve beline kadar uzanan saçlarıyla 2 kilometre uzaktan dikkat çekiyor. Senaryoyu almış yanına çalışıyor. Az sonra telefon çaldı. Birileriyle hararetli konuşurken sık sık eteğini düzeltip aman bir gören olur frikik vermeyeyim derdine de düşüyor. Telefon konuşması bitti. Senaryosuna geri döndü. Bir takım notlar alıyor. Bugün değil ama belli ki birkaç hafta önce bir yerlerde bronzlaşmış Tuğba Büyüközköy. Bacaklarındaki bronzluk dikkat çekiyor. Telefondaki kişi belli ki önemli bir şahsiyet. Not al diyor Tuğba'ya. O da panikle kağıt kalem yerine ayağının üzerine notlar almaya başlıyor. Destan yazıyor mübarek. Bir ayağını doldurdu yazıyla öbür ayağına geçti. Arayan kişi kuvvetle muhtemel ya yapımcısı ya yönetmeni olmalı. Senaryoya ekler gelmiş ve galiba onları not alıyor kırmızı kalemle ayağının üzerine. Bilemiyoruz, belki de birilerinin telefon numarasını yazıyor. Önemli bir şahsiyet olmalı. Ayağına yazıyor. Uzun telefon görüşmesi nihayet bitti. Şimdi artık biraz sahil keyfi yapar diye düşünüyoruz ama o da ne? Kızımız şimdi de selfie derdinde. Birkaç gün önce Şevval Sam'ın çıktığı tekne turunda tam 45 dakika süren selfie çektirmeyle olan imtihanının bir benzerini yaşıyor Tuğba Büyüközköy. Yattığı yerden poz veriyor, beğenmiyor, doğruluyor, öyle selfie çektiriyor, yine beğenmiyor. Bizim muhabir arkadaşlar yine gıybette. Şevval Sam'ın kulaklarını çınlatıyor. 45 dakika selfie çekmeye çalışmaz mı? Eğildi büküldü, şezlongun her bir köşesinde denedi fotoğraf çektirmeyi ama başaramadı gitti. Hava kararmak üzere, etrafa millet dolmaya başladı. Meraklı gözler üzerinde ama bizim Tuğba hala telefonuyla boğuşmakta. Sıkıldı sonunda, tekrar notlarına baktı, senaryoyu inceledi ve şezlonguna uzandı. Ama yok, bu kızın aklı fikri hala telefonunda ve yarım kalan selfiesinde. Yine başladı selfie macerası. Nihayet o da sıkıldı. Beyaz çoraplarını giydi, üzerine de bu yazın plaj modası olmaya aday beyaz botlarını geçirdi. Biraz da botlarım güneşlensin dercesine tekrar uzandı şezlonguna. Yan döndü, uyumak istiyor ama uyku tutmadı kızı. En sonunda en iyisi ben odama gideyim, orada kestireyim dedi. Ayağa kalktı ve odasının yolunu tuttu.